Konuşan Serisi'ne merhaba arkadaşlar. Beğeniniz bu videomda sizlere Canon MG3550'de emici dolum hattasını nasıl giderirsiniz arkadaşlar onu göstermeye çalışacağım. Burada bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Eski servis programları, forumlarda paylaşılan, ücretsiz olan programlar bu cihazlardan anakartını kilitliyor. Baştan söyleyeyim. Sonra abi ne yaparız diye bana yazmayın. Çünkü ben buna çözüm bulamam arkadaşlar. Eski sürümü denediğiniz takdirde anakartınız kilitlenir ve servise göndermek zorunda kalırsınız. Depo sistemi olduğu için de garanti dışı işlem yapılır. Bilginiz olsun. Hemen lafı da uzatmadan bilgisayar ekranına geçelim ve nasıl indireceksiniz, nasıl çalışacaksınız ve nasıl kullanacaksınız reset işlemini bunları göstermeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle siz web sitelerimizden veya anlaşmalı olduğunuz web sitelerden bu programı indiriyorsunuz. İndirdiğinizde size böyle bir dosya geliyor. Bu dosyanın içinde arkadaşlar çalıştırdığınızda ST4905 diye bir program açılıyor. Bunu çalıştırdığınızda bilgisayarın ekranında bir hata kodu çıkar arkadaşlar. Tıpkı bu şekilde. Bu hata kodu çıktığında arkadaşlar yapmanız gereken işlem bu ID numarasını içinde bulunan beni oku konusunun açtığınızda burada size ne yapmanız gerektiğini zaten yazıyor ama ben yine de tekrarlayayım. Arkadaşlar öncelikle yazılımı indirdiniz. Free olarak çalıştırdınız. Size bir ID verdi. ID'mizi aldık. Gördüğünüz gibi. ID çünkü çok önemli. Bunu böyle rastgele yazmayın. Dikkat edin yazarken de. Çünkü ikinci kez iş olmasın diye söylüyorum. İndirdiniz. Dediğim gibi içindeki beni oku konusunu açtınız. Burada servis top programını nasıl yapacağınızı zaten tarif ediyor arkadaşlar. Program indikten sonra ID numarasını konuşan servisi @gmail'e göndermeniz gerekiyor. Yani bu Gmail'e gönderdiğiniz zaman gönderirken hangi siteden aldığınızı ve sipariş ID'nizi söylerseniz size zaten ücretsiz olarak bir tane dosya gönderilecek. O dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. O da yaklaşık şöyle bir şey diyeyim. İçinde indirdiğinizde böyle bir keyler olur. Zaten WinRAR olarak iner. Onu da şöyle gösteririm arkadaşlar. Klasöre çıkar dediğinizde size topluca bir gelir. Bu şekilde içinde hepsi olur zaten. Yani siz ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Eski indirdiğiniz free dosyayı da silebilirsiniz. Bu dosyayı açtınız arkadaşlar bu şekilde. Çünkü her bilgisayarın ID'si farklıdır. Kesinlikle başka bilgisayarda çalışmaz. Bilgisayara format atarsanız ya da işte ne bileyim başka bilgisayarda denemeye çalışırsanız çalışmayacaktır. Bunu baştan söyleyeyim. Sonra abi ben bilgisayarı aldım işte para ödedim çalışmıyor. Başka bilgisayar denerseniz çalışmaz bilginiz olsun. Şimdi program çalışsınız arkadaşlar. Bu şekilde bir dosya açılır karşınıza. Gördüğünüz gibi eski sürümlerde sadece main, author yani bir de auto vardı. Bunlar da ekran şeyleri, tuşları falan özellikleri test etmek içindi. Bir de pro modeli eklendi yeni sürümüne. Pro modeli de dediğim gibi IB5050, 4050 bunlar diye videolarımda bahsetmeye çalışacağım. Orada işte bazı sensörleri kapatabiliyorsunuz, bazı ayarlarında uğraşabiliyorsunuz. Bu da başka video konusu olduğu için değinmiyorum şu anda. Yapmanız gereken arkadaşlar bu şekilde programı çalıştırdınız. Yazıcınızı ekranda kapatma açma tuşundan yazıcıyı kapatıyorsunuz. Yazıcıyı kapattıktan sonra arkadaşlar üçgen tuşuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Sonra off tuşuna basılı tutuyorsunuz. Üçgen tuşuna 1, 2, 3, 4, 5 bastınız bıraktınız arkadaşlar. Yazıcının ekrandaki power ışığı yani açık tutma ışığı sabit yanmasını bekleyin. Bekledikten sonra hazır olacaktır. Size bilgisayarınızda servis modunda açtığınız emin olmanız için aygıt yöneticisine gidin arkadaşlar. Orada şöyle bir şey göreceksiniz. Canon Dervis diye bir aygıt çıkacaktır. Bu aygıtı yükleyemez zaten servis modunda açtığı için. Bu çıktığı zaman artık hazır demektir. Eğer ekranınızdaki power ışığı da sabit yanıyorsa başka bir işleme gerek yok. Yapacağınız tek şey arkadaşlar yazılım atmadan önce müşterinize fiyat verecek olursanız tabii ki bunu da buradan işte ne kadar çıktı aldığını öğrenmek istersiniz önce. EFROM SAV diyorsunuz yine eski sürümlerle aynı. Burada işte yazıcının çalışma tarihi, açılış tarihi tek tek gösteriyor size kaç gün ne zaman çalıştığını, en son ne zaman kapak açıldığını. Daha sonra arkadaşlar D yazıp BK yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi şu anda 0 benimki ama sizinki yüzde işte 90 olur, işte %10 olur. Bu aşmışsa eğer bunu biraz daha yüksek gösterecektir. İkinci konuya girmem gerekirse arkadaşlar burada aşağı doğru indiğinizde ASEF PAGE diye bir bölüm var. Yani FIRE PAGE diye.
Burada 6186 sayfa çıktı aldığını gösteriyor bize cihazımız. Yani bu üründeki toplam çıktı sayısını gösterir. Bunu kapattık arkadaşlar. Yapacağımız tek şey 3550'lerde ALL'ye getirmeniz gerekiyor. Çünkü eski modellerde bazılarında main'de çalışır. Ama burada ALL'ye getiriyorsunuz. Yapmanız gereken set tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yazınızdan bir tane kağıt çıkıyor. Kağıt çıktığında yazınız sıfırlama işlemini yapmış oluyor. Eğer derseniz ki Wi-Fi alanı, bilmem işte kullandığım bütün alanı silmek istiyorum. Onda yine Pro modeline geliyorsunuz. Burada UC parametreleri sil diyorsunuz arkadaşlar. Yazdığınız bütün ayarlarını resetlemiş oldu. Saat, timer, her şeyini sıfırlıyor. Google Cloud, işte bu gibi şeyler yapmışsalar araya, bunları sıfırlayabiliyorsunuz. Zaten Google Cloud nedir, bunlar da diyebilir, onunla bahsetmeye çalışmıştım. Bu şekilde reset attınız arkadaşlar. Ekran zaten onayış işlemi geliyor. Yazdığınızı kapatma tuşundan kapatıyorsunuz. Kapattığından sonra yazdığınız, biraz bekleyin. Sonra açma tuşuna bastığınızda yazdığınızı açacaksınız zaten. İşleminiz olumlu olacaktır ve artık emici dolma hatasına düşmeyecektir makineniz. Bu program arkadaşlar tek seferlik değil, bilginiz olsun. Yani bir kere para verdim açtık, bir daha para vereceğim diye düşünmeyin. Bir kere para verdikten sonra arkadaşlar istediğiniz zaman istediğiniz şekilde yazılım atabilirsiniz. Modellere göre de değişebiliyor. Onun için yine web sitelerimize ya da aldığınız web sitelerde bakabilirsiniz. Hemen hemen bütün sürümlerine uyumlu zaten program. Yazıcınızı açıyorsunuz ve servis moduna bu şekilde bir sıkıntı olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Böylece videomuzdan sonuna gelmiş olduk. Umarım aklınıza takılan bir sorular olsa yine aşağıya bırakın yorum olarak. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Ama şunu tekrardan söylemem gerekiyor ki eski modellerde yani ST işte 1050 sürümü vardı. 3400-2400 gibi sürümleri vardı. Bu yazılımları sakın ola bunları denemeyin. Yoksa yazıcınızı çöpe atmak zorunda kalırsınız. Ya da anakart bulursunuz. Anakartta 80-90'dan aşağı bulamazsınız. Ki yani kimse de uğraşmaz zaten o fiyatı da. Onu da satmaya kalkmaz. Yazıcınızı düzgün kullanmak istiyorsanız ki bu yani bütün kanal serilerine geçerli. Yeni üretilen. IB olur, 4050 olur, işte G serisi olur. Bunların hepsine arkadaşlar lütfen eski yazılım denemeyin. Eski yazılım denediğinizde nasıl anlarsınız? Onu da yazıcı 5GS modunu açtığınızda zaten soru işareti lambası direkt yanar arkadaşlar. Hiçbir işlem yapamazsınız. Bu demek oluyor ki eski sürüm denenmiştir. Ve bunun çözümü yok artık. Anakartın servise göndermeniz gerekecektir ki ancak orada işlem yapılsın. Zaten anakart değişiyor büyük ihtimalle. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yine dediğim gibi aklınıza takılan sorular olursa aşağıya bırakın. Oradan sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Biliyorsunuz beni takip edenler çok iyi bilir. Başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Gitmeden de sağda solda videolar çıkacak arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz ya da ortaya da kanalıma abone olup da yeni videolarımdan bilgi edinebilirsiniz. Bay bay.